Merhaba sevgili Açık Beyinler. Bugün soru çok basit. Cevabı da aslında benim için basit bilmiyorum ama size o kadar basit gelecek mi? Şu pazartesi sendromu var ya, pazartesi sendromu. Onu nasıl yeneceğiz? Çalışanların, özellikle de biraz taze çalışanların en büyük problemlerinden bir tanesi. Allah'tan hepsinin değil, birçoğunun. Özellikle de böyle hasbelkader, kazara bir mesleğe girdiğini düşünenlerin, o böyle mesaiyi geçiştirenlerin, öf şu iş bitse de eve gitsek, şu iş bitse de tatile gitsek diyenlerin korkulu rüyalarından bir tanesi şu pazartesi. Niye pazartesi? Genellikle hafta sonu tatil biliyorsunuz. Cumartesi ya da pazar ya da cumartesi pazar, hepsi birlikte. Ve o tatil döneminde biz böyle neredeyse tam gerçekten yaşadığımızı hissetmeye başlayacak bir şeyler yapıyoruz. Bu arada yaşadığımızı hissetmeye başlayacak şeyler derken, Karayipler'de tatile gidip ne bileyim işte uzaydan serbest düşüş yapmıyoruz dünyaya. Ne bileyim evde oturup biraz keyfimize bakıyoruz, biraz kafamıza göre takılıyoruz, belki yiyip içiyoruz, eşle dostla görüşüyoruz falan. Ama tam böyle tadını alacağız derken yine o tatsız mesai günlerine geri dönmemizin timsali olan hafta başı o korkunç pazartesi geliyor. Çünkü o korkunç pazartesi sabah şöyle bir şey oluyor. Siz mesela diyelim bir önceki hafta sonu tatilinde ya sadece pazar günü ya da bir önceki günle beraber. Mesela sabah hiç telefonunuzu saatinizi kurmadan istediğiniz saatte uyandınız. Akşam bir yere yemeğe içmeye eğlenceye gittiniz ve çok saat telaşınız olmadan istediğiniz gibi keyfini çıkarttınız. Sonra gün içerisinde uykunuz geldi kestirdiniz. Canınızın istediğiyle görüştüğünüz, istemediğiyle görüşmediğiniz. Belki uzun süre seyretmek istediğiniz bir film vardı, açtınız onu seyrettiniz. Orada sizi uzun süredir bekleyen bir kitabı elinize aldınız, onu gönlünüzce karıştırdınız, sıkıldınız, kapattınız. Yani adeta sizin böyle yöneticisi olduğunuz, hatta yarı tanrısı olduğunuz bir dünya yaşadınız. Ama sonra pazartesi günü genellikle büyük bir çoğumuz birileri için bir şeyler yaptığımız ve çoğu zaman da onu niye yaptığımızı anlamadığımız bir mesaiye gitmek üzere süklüm püklüm bir alarm eşliğinde yatağımızdan kalkıyoruz. İşte alelacele her gün yaptığımız o hafta içi günlerdeki rutinlerimizi sırayla tekrarlayarak kişisel bakım, kahvaltı falan ne yapıyorsak sabahları bir şekilde yollara düşüyoruz, bir şekilde işimize gidiyoruz, bir şekilde mesaiye başlıyoruz ve o gün, o günler, o bütün haftanın içi bir an önce geçsin, bitsin diye bekliyoruz. Şimdi böyle olunca pazartesi sendromunu anlarım. Ama bir de şöyle bir şey düşünün. Yaptığı işle bütünleşmiş bir insan düşünün. Yaptığı iş dünyanın ideal işi olmayabilir. Belki üniversitelerde ya da işte meslek lisesini bitirmiş çocuklar arasında sorsanız %10'un bile tercih etmeyeceği bir iş yapıyor olabilir. Ama bir şekilde hasbelkader o yaptığı işte kendini bulmuş. Orada bir şey keşfetmiş. Ve o yaptığı işte böyle devamlı gelişebilen, kendini keşfedebilen, etrafına fayda verebilen, diğer insanlara dokunabilen, faydalı olduğunu hissedebildiği bir ortamda olan bir insanın pazartesi sabahı nasıl kalktığını düşünün. Sevgili dostlar, pazartesi sendromu, üzgünüm ama ne pazartesiyle, ne iş yerinizle, ne dış dünyayla ilgili, tamamen bizimle ilgili. Yani o sendromu yaşayan kişiyle alakalı bir durum. Ben sıklıkla kereviz testi diye bir test yapıyorum. Bunu daha önce YouTube kanalımda da yaptım ama eğitimlerimin hepsinde de yaparım. Şu anda videoyu izleyenlerin hepsi keşke birbirini görebiliyor olsa aynı anda ve onlara şu soruyu sorsam. Kereviz sevenler ellerini kaldırsın. Yaklaşık 1/3'ünüz el kaldıracaksınız. Kereviz sevmeyenler el kaldırsın dediğimde de diğer 1/3'lük bir kısım el kaldıracak. Fark etmez diyenler diye sorsam da kalan 1/3'lük el kaldıracak. Dolayısıyla kereviz toplumumuzu 3'e bölen bir sebzedir genellikle. Bir kısım nefret eder, bir kısım çok sever, bir kısım da çok önemsemez. Olsa da yer, olmasa da aramaz. Peki bu konu acaba sizce kerevizle mi alakalı? Kereviz size ne yaptı ki? Kerevizin ne özelliği olabilir ki toplumu böyle polarize etsin, kutuplara bölsün? Kerevizle ilgili bir durum değil bu. Tamamen bizim yaşantımız sırasında kereviz denen o bitkiyle nasıl bir takım anılar biriktirdiğimizle alakalı olarak şu anda verdiğimiz tepkilerle ilişkili bir şey. Yani kereviz sevip sevmememiz kerevizle değil, bizimle alakalı. Pazartesiyi sevip sevmediğimiz pazartesiyle değil, bizimle alakalı. O mesaiye giderken sıkılıp sıkılmadığımız mesaiyle ilgili değil, bizimle alakalı. Her zaman için bugünün dünyasında yaşayan insanlara anlatmak istediğim en önemli şey şu. Yani söylediğim her şey unutulsa bir tek bu kalsa. Dünyada başımıza gelen her şey bizim dünyaya verdiğimiz tepkilerle alakalı. Evet işiniz çok ideal olmayabilir. Evet geliriniz çok ideal olmayabilir. Evet mesai yükünüz çok ideal olmayabilir. Evet belki yapmak istediğiniz birçok şeye şu andaki mesainiz engel oluyor olabilir. Ama o pazartesileri işkence olmaktan çıkarmak, pazartesi sendromundan kurtulabilmek için önce o işin, o haftanın o ilk gününün sizin için ne ifade ettiğini ve neden böyle ifade ettiğini
şöyle bir düşünerek işe başlamak lazım. Eğer yaptığınız işi daha önce de bahsettiğimiz gibi bol miktarda kendinize uygun bir şekilde yapmanın yollarını aramaya başlar. Orada gerçekten kendinizi gerçekleştirmenin yollarını araştırmaya başlarsanız emin olun pazartesi sabahları pazar sabahları kadar eğlenceli olacak. Peki bunu yapmak o kadar kolay mı? O kadar kolay değil. Çünkü birçoğumuz aklımızdaki, zihnimizdeki ezberlerle hareket ederiz. Ve bu ezberlerin büyük bir kısmı da bizim yaşantımızdan ziyade etrafımızda gördüğümüz insanların yaşam örüntülerinden gelir. Muhtemelen şu anda pazartesi sendromu yaşayan arkadaşlarımın çok büyük bir çoğunluğu, eğer etraflarına bakacak olurlarsa, etraflarındaki insanların önemli bir çoğunluğunun benzer bir sendromdan muzdarip olduğunu görecekler. Etrafındaki insanlar sıklıkla hayatlarındaki belli bir şeyden memnuniyetsiz ise, bir insanın çevresindeki insanların, o insanın da bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra bu davranışları taklit ederek aynı memnuniyetsizliği gayet bilinç dışı olarak sergilemesi kaçınılmaz. Niye kaçınılmaz? Biz temelde sürü canlısıyız. Evrimsel ayarlarımız, insanın fabrika ayarlarında da uzun uzun anlattığım gibi, bizi etrafımızda bulunan diğer insanları otomatikmen taklit etmeye itiyor. Çünkü eğer onları iyi taklit edebilirsek, biz grubun daha sıkı bir parçası oluruz. Onlarla senkronize hareket edebiliriz. Böylece doğadaki atalarımız açısından hayatta kalma şansımız artar. Ama şimdi doğada çok işimize yarayan bu birlikte hareket etme psikolojisi günümüz dünyasında bizim negatiflikleri de aynı oranda diğer insanlardan ithal etmemizi ve maalesef çoğu zaman bir durup da ya ben bundan niye bu kadar nefret ediyorum diye sorduğumuzda hiçbir sebep bulamamamıza rağmen bir şeylerden ciddi anlamda nefret etmemizi, korkmamızı ya da endişelenmemizi sağlayabiliyor. Etrafımızdaki insanlardan, yetişme tarzımızdan, aile kültürümüzden ya da ne bileyim beslendiğimiz o haber kaynakları, sosyal medya gibi kaynaklardan neler aldığımıza biraz dikkat edecek olursak, etrafımda çok işte gördüğüm örneklerden hareket ederek büyük bir özgüvenle söyleyebiliyorum ki bu pazartesi sendromu gibi öğrenilmiş yakınmaların çok büyük bir kısmı aslında bizimle ilgili değil. Bizim kendi bakış açımızla ya da duygularımızla ilgili değil. Etrafımızdaki birçok insan böyle yapmakta olduğu için sanki öyle yapmak gerekiyormuş gibi hisseden bilinç dışı devrelerimiz nedeniyle. Bu bilinç dışı devreler adı üstünde, bilincin dışında. Yani bizim bilinçli erişimimiz oraya pek kolay değil. Peki biz hiç mi erişemiyoruz? Aslında erişebiliyoruz. Bilinç dışı devrelerimizin verdiği kararları belki kontrol edemiyoruz ama dışarıdan görünen davranış biçimimizi fark edebilmemiz ve ona müdahale edebilmemiz mümkün. Zira madem pazartesi sendromu konusunu konuşuyoruz, eğer sizde de böyle bir pazartesi sendromu varsa, isterseniz bir gün, bir şöyle rahat bir pazar günü mesela, önce bir kağıt kalem alın, pazartesi gününün sizin için ne anlam ifade ettiğini bir yazın. Gerçekten sizin pazartesi gününe karşı bir gıcığınız mı var, yoksa etrafınızdaki insanların çoğundan gördüğünüz bir tavır olduğu için pazartesi gününün sıkıntılı bir başlangıç noktası olduğunu mu düşünmeye ya da böyle davranmaya meyillisiniz? Sıklıkla anlattığım bir hikaye, birçok ailede tekrar eden bir şey, benim de daha önce başıma gelmişti. Bizim evde hiç bakla yenmiyordu çünkü biz bakla sevmiyorduk. Fakat bir gün annem bakla yapınca biz baklayı tattık ve çok sevdiğimize karar verdik. Sonra babama sordum, baba sen niye bakla sevmiyordun diye. Babam dedi ki, ben ne bileyim hiç yemedim, annem sevmediği için ben de sevmiyordum dedi. Dolayısıyla etrafımızdaki insanların davranışları bizi zannettiğimizden çok daha, çok daha, çok daha fazla ve derinden etkileyebiliyor. Eğer ki hayatımızı zorlaştıran bunun gibi bir durum varsa önce şuna bir bakalım. Bir, ben bu işe, bu mesleğe, bu pazartesi günü başlayan mesaiye kendimden yeterince bir şey verebiliyor muyum? İki, burayla ilgili duygularım gerçekten bana mı ait yoksa dışarıdan mı geliyor? Eğer bu sorular üzerine ciddiyetle çalışırsanız, daha önce çok örneğini gördüm sevgili dostlar, çok şaşırtıcı sonuçlara ulaşacaksınız. Muhtemelen sadece bir hafta sonu yapacağınız basit bir derin tefekkür ya da meditasyon çalışmasıyla pazartesileri çok daha güzel bulabilme ihtimaliniz var. Bana inanmayın, lütfen evde deneyin.